Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kâle Allahu Teala fi kitâbihil kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel tekum minkum ümmetun yed'ûne ilel hayri ve ye'murûne bil ma'ruf. Ve urune bil ma'rufi ve yenhevne anil münker ve ulaike humul müflihun. Sadakallahul azim. Ve galen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ettinün nasihatün. Kulna limen. Gal. Lillahi ve li kitabihi ve li rasulihi ve li e'immetil muslimin ve ammetihim. Sadaka Resulullah ve nataka Habibullah fîmâ gâl evkemâ gâl. Aziz kardeşlerim, bir sohbetimizde yine birlikteyiz. Bir zaferin şerefi, ona ulaşmak için katlanılan güçlükler ve yaşanan bedii heyecanlar nispetindedir. Hazreti Adem'in bilinen zelleye, yani gayri iradi hatayı irtikap etmesi, onun cennetten dünyaya gönderilmesine sebep olmuştur. Bu yeni mekanda neslinin çoğalıp bir imtihana tabi tutularak bir kısmının ancak hak kazanma neticesinde tekrar cennete döndürülmesi, insanın ahsen-i takvim şerefine nailiyet içindir. Ancak bu şeref ve değerin artması için Cenab-ı Hak insanı nefis ile teçhiz etmiştir. Nefis, ulaşılacak neticenin şeref ve değerini artıran muazzam bir engeldir. Kardeşlerim, insanları istihkak ile kendi rızasını kazanmaya ve cennete dönmenin cehdine memur eden Cenab-ı Hak, onların önüne koyduğu nefis engelini aşmanın imkan ve vasıtalarını da lütfetmiştir. Bunların başında peygamberler göndermesi ve onların beşere hizmetini kıyamete kadar devam ettirecek evliya ve ulema silsilesinin devamının sağlanması gelir. Mevlana Celaleddin Rumi, aktaracağım hikayede nefsin varlık hikmetini temsili bir şekilde şöyle anlatır. Ata binmiş bir emir ağaç altında uyurken ağzına kara bir yılan giren bir kişi gördü. Yılanı ürkütüp kaçırmak için atını sürdü ise de başaramadı. Bunun üzerine emir uyuyan adamı feci ve hazin akıbetten kurtarmak için bütün sanat ve maharetini kullanmaya başladı. Adama var gücüyle birkaç kamçı vurdu. Adam acıyla yerinden sıçradı ve dayak yediği emirden korku ve endişe içinde kaçmaya başladı. Emir adamın peşini bırakmadı ve onu bir elma ağacının altında yakaladı. Ağaçtan düşen çürümüş, kokuşmuş elmaları adamın boğazına sokarak ona zorla yedirmeye başladı. Bir taraftan da ey dertli biçare, hepsini yiyeceksin, bu çileye katlanacaksın diyordu. Adamcağız ise dehşet,
hayret ve şaşkınlık içinde emire hitaben. Ey emir! Ben sana ne yaptım ki? Bana kastın ve zulmünün sebebi ne? Gerçekten de canıma bir kastın varsa bir kılıç vur da kanımı dök. Seni gördüğüm an ne uğursuz bir zamanmış. Senin yüzünü görmeyenler ne bahtiyar insanlarmış. Cinayetsiz, günahsız bir insana bu zulmü en büyük zalimler bile yapmaz. Görüyorsun, bu sözleri söylerken bile ağzımdan kan fışkırıyor. Yemin ederim ki senin kadar acımasız ve insafsız birini görmüş değilim. Ey Rabbim, bu zalimin cezasını sen ver diyerek lanetler yağdırıyordu. Ancak emir bu sözlere aldırmadı. Üstelik bu ovada koş bakalım diye kamçılamasına devam etti. Adamcağız emirin korkusundan ve kamçı acılarından rüzgar gibi koşmaya başladı. Arada bir yere kapaklanıyor. Fakat yediği kırbaçlarla yeniden ayağa kalkıp koşuyordu. Zavallının midesi çürük elmalarla dolmuş, kamçılardan yüzü gözü yara bere içinde kalmıştı. Buna rağmen emir onu uzun bir müddet hiç durmadan koşturdu durdu. Adamcağızın yorgunluktan adım atacak hali kalmadı. Sıhhati bozuldu. Daha fazla dayanamadı. Safrası kapardı ve kusmaya başladı. Yediği her şey zoraki bir tazyikle ağzından çıkıyordu. Nihayet çürük elmalarla beraber içindeki kara yılan da dışarı fırlayıverdi. Şaşırıp kalan adamcağız midesinden çıkan yılanın korkunçluğu karşısında dehşete kapıldı. Derhal o salih emirin önünde yerlere kapandı. Dedi ki, hakikaten sen Cebrail'in rahmeti gibi gelmişsin. Meğer benim veli nimetim imişsin. Seni gördüğüm zaman ne mübarek zamanmış. Eğer sen olmasaydın, ben çoktan hazin bir şekilde ölmüş gitmiştim. Sen bana hayat bahşettin. Senin yüzünü görene yahut ansızın senin mahallene gelene ne mutlu. Ey tertemiz ve övülmeye layık olan has kul. Cehalet ve gafletim sana karşı ne kadar saçma sapan sözler söyletti bana. Onlardan dolayı beni affet. Evet, böyle diyordu. Eğer bu hali birazcık bilmiş olsaydım, münasebetsiz sözler söylemezdim. Sen hastasının şifası için ona acı ilaç veren kuvvetli bir hekim olduğunu gizledin. Bunu bana azıcık açsaydın, seni överdim. Fakat sen susuyor, coşup köpürüyor ve bir şey söylemeden başıma vuruyordun. Neticede başım sersemledi, aklım başımdan gitti ve bilmeden sana neler söyledim. Beni bağışla, söylediklerimi gafletime ver. Mübarek ve ferasetli emir dedi ki, eğer ben o vakit senin iç alemindekilerden bir parça söyleseydim, ödün kopardı. Korku seni helak ederdi. Kedi önündeki fare gibi mahvolur, kurda karşı kuzu gibi fani olurdun. O
kara yılanın nasıl dehşetli olduğunu sana bildirseydim, korkudan o anda perişan olurdun. Eğer sen içindeki o canavarı bilseydin, ne elma yemeye kuvvetin kalırdı, ne yol yürümeye, ne de kusarak o kara yılanı çıkarmaya. Ben senden işittiğim uygunsuz sözlere sabrediyor, içimden de ya Rabbi yılanın çıkmasını kolaylaştır, bu biçareyi halas eyle diye dua ediyordum. Sen bana acı acı şeyler söylesen de benim gönlümdeki ilahi merhamet seni o halde bırakmaya razı olmadı. Çünkü benim hilkatim maye-i merhametle yoğrulmuştur, diyordu. Bu Allah dostunun hakikatini anlayan adamcağız ne diyeceğini bilemiyor ve şöyle diyordu. Ey yüce kişi, bu zayıfın sana layıkıyla teşekküre mecali yok. Senin bu hayırlı işini Allah mükafatlandırsın. Anladım ki ehli irfanın verdiği zehir bile canlara safa, ruha gıda bahşetmektedir. Aziz kardeşlerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, içinizdeki düşmanı açıklayacak olsam, cesurların ödü patlar, ne bir yolda gidebilir, ne de bir iş becerebilirdi. Çaresizlik içinde kıvranırdı. Ne vücutta ibadete kuvvet, ne kalpte takat, ne de seyr-i süluka mecal kalırdı. Bunun için ben size sükutla, içinizdekini dışınıza vurmadan terbiye ederim. Ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle olduğu gibi, onun varisleri mevkiinde bulunan Evliyaullah da böyledir. Onlar da bildikleri her doğruyu muhatabının menfaati icabı söylemez ve susarlar. Ayrıca muhataplarının kalplerindekini açığa vurmaz, ayıpları setrederler. Sözden ziyade fiil ve hareketleriyle terbiye ederler. Ehlullah hazaratı demir gibi sertleşmiş ve taşlaşmış kalplere de maneviyata istidadı varsa Hazreti Davud'un demiri yumuşattığı gibi tesir ederler. Kardeşlerim, Ebu Derda Hazretleri Şam'da kadılık yapıyordu. Bir gün şehri dolaşırken halkın kötü ve ağır sözlerle bir günahkara hakaret ettiklerine şahit oldu. Onlara sordu. Siz kuyuya düşmüş bir adam görseniz ne yaparsınız? Oradakiler ip sarkıtır, kurtarmaya çalışırız dediler. Bunun üzerine Ebu Derda Hazretleri, o halde bu günah kuyusuna düşmüş adama niçin merhamet etmiyorsunuz? Ona da bir saadet ipi uzatıp içine düştüğü felaketten kurtarmaya baksanıza dedi. Birisi sordu. Allah-u Teala günahkarları cehennem ile tehdit ederken siz bu günahkara düşmanlık duymuyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde yetişmiş bulunan bu güzide sahabi bu suale şöyle cevap verdi. Evet, düşmanlık duyuyorum. Fakat ben onun şahsına değil, yaptığı çirkin fiillere düşmanım. Günahı terk ettiğinde o yine benim din kardeşimdir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin yaratandan ötürü yaratılanlara sevgi, muhabbet ve şefkatin derinleştirdiği hissiyat ile
Rabbine olan münacatı ne güzeldir. Rabbim, eğer senin merhametini yalnız salihlerin ümit etmesi gerekiyorsa, mücrimler kime gidip sığınsınlar? Ey ulu Allah'ım, eğer sen yalnız has kullarını kabul ediyorsan, suçlular kime gidip yakarsınlar? Muhakkak ki sen merhametlilerin en merhametlisisin. Aziz seyirciler, Mevlana Celaleddin Rumi'nin hikayesinde zikri geçen uyuyan insan, insanı gafildir. Ağzına giren kara yılan nefsi emmaredir. Emir ise mürşid-i kamildir. Onu uykudayken kamçılayarak döve döve uyandırıp kırda bayırda koşturması riyazat ve mücahededir. Yılanın dışarı çıkışı da nefsi emmareden kurtuluştur. Mukaddes Tuva Vadisi'nde Allah-u Teala Musa Aleyhisselam ile konuşurken ona sağ elinde bulunan şeyin ne olduğunu sordu. O da, o benim asamdır. Ona dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak silkelerim. Benim ona başkaca ihtiyaçlarım da vardır şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine Allah-u Teala yere at onu ey Musa buyurdu. Bazı müfessirler işari manada bu ayetin Hazreti Musa'nın iç dünyasına ait bir irşat sadedinde olduğunu beyan etmişlerdir. Musa Aleyhisselam fani alakaları zikredince Allah-u Teala bunların atılmasını emretti. Nefis ve nefse bağlantılı olan şeyler koca bir yılan olarak temessül etti. Hazreti Musa'ya nefsin hakikati gösterildi. Korktu, ürktü ve ondan kaçtı. Ona denildi ki, ey Musa, işte bu yılan Allah'tan başka şeylere bağlılık vasfının ta kendisidir. Bu vasıf şekillenmiş bir surette sahibine gösterilince ondan kaçar. Diğer bir işari manada elk-ı asak, asanı at diye emrolunması. Artık sen tevhid sıfatıyla sıfatlanmışsın. Senin bir asaya dayanma. Senin için kendisine dayanacağın, ondan yardım dileyeceğin ve istifade edeceğin bir şey olması nasıl doğru ve yerinde olabilir? Nasıl oluyor da sen o asa ile şöyle yapıyorum, ondan istifade ediyorum ve onda benim için başka faydeler var diyorsun. Tevhid yolunda ilk adım sebepleri terktir. Her türlü talep ve istekten vazgeç şeklinde izah edilir. Nitekim Tevilat-ı Necmiye'de denilmiştir ki, Hakk'ın nidasını işiten ve onun cemalinin nurunu gören kişi, Allah'tan başka dayandığı her şeyi bırakır. Allah'ın fazl-ı kereminden başka bir şeye dayanmaz. Nefsin arzularından sıyrılır. Yusuf aleyhisselam, Züleyha'nın desiselerine uğrayınca, kendisinde gayri iradi bir meyil başladı. O anda Allah Celle Celaluhu Hazreti Yusuf'a burhanını gösterdi. Odanın tavanı yarıldı ve Hazreti Yakub'u gördü ki parmağını ısırıyordu.
Bir de yanında bir şahıs peyda oldu. O şahıs, "Ey Yusuf, sağa bak," dedi. Yusuf aleyhisselam sağına bakınca kocaman bir yılan gördü. Hazreti Yusuf'a eşyanın hakikati, nefsani fiillerin hakiki suretleri gösteriliyordu. Nefsin fiilleri en çirkin şekilde müşahhas bir hale getiriliyordu. İğreti suretler kaldırılıyor, hakiki veçheler görünüyordu. Aradan perdeler kalkmış, Rabbin ilahi tecellilerinin ve eşyanın esrarı ayan olmuştu. Rabbin burhanı, yani imdadı ilahi yetişince Yusuf aleyhisselam nefis ve kadın şerrinden halas oldu. Allah-u Teala da bütün böyle tehlikelerde bizi imdadıyla halas eylesin inşallah kıymetli kardeşlerim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, cennet nefsin sevmediği şeylerle, cehennem ise nefse hoş gelen ve nefsin arzuladığı şeylerle çevrilmiştir. Nefis engelini aşabilmek, peygamberlerin ve kesintisiz bir surette var ola gelen peygamber varisi Evliyaullah'ın elinden tutmak, onlara beyat etmek ve onların terbiyelerine teslim olmakla mümkün olur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Bismillah, yedullahi fevga eydihim, Allah'ın eli onların eli üstündedir. Fetih Suresi 10. Ayetindeki onların elinden maksat, Allah'a beyat eden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabının elleridir. Aynı şekilde Ehlullah'ta, hatta aciz bir dervişte bile elden ele Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve o vasıta ile Allah'a beyat hali vardır. Böylece o ellerin üzerinde olan da Cenab-ı Hakk'ın yedi kudretidir. O halde Allah'ın yedi kudretine, kudret eline ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yedi beyatine, beyat eline vasıl olan kamiller de fevkalade işler görebilir. Fail-i mutlak Cenab-ı Hak'tır. Evliyaullah da bu tasarrufa mezun ve salahiyetli olanlardır. Kardeşlerim, aşkın hakikisi ve mecazisi vardır. Hakikisi Allah Celle Celaluhu sevgisinden ibarettir. Mecazisi ise mahlukattan birine bağlılıktır. Aşık tek bir varlığa bağlandığı için diğer bağlantılardan kurtulmuştur. Çünkü sevgiden başka bir şey düşünmez ve görmez olmuştur. Mecnun son zamanlarda öyle bir hale geldi ki, dostu düşmanı, kendisini, hatta Leyla'yı bile tanıyamaz oldu. Kendini Leyla farz etmeye başladı. Mevlana Celaleddin Rumi bu hususta buyurur ki, Allah bir ten aşkından, yani Leyla yüzünden Mecnun'u dost ve düşmanı fark etmeyecek bir hale getirmiştir. Peygamber aşığı Fuzuli de meşhur su kasidesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hiçbir gül ile kıyaslayamaz ve şöyle der. Suya virsun bağban, gülzar zahmet çekmesun. Bir gül açılmaz yüzün, tek verse bin gülzare so. Ya, bahçıvan gül bahçesini sulamak için
boş yere zahmet çekmesin. Zira bin tane gül bahçesi sulasa, ya Resulallah, yine de senin yüzün gibi bir gül hiçbir zaman açılmaz. Ya. Mevlana Kuddisesi Ruh bu muhabbeti şöyle dile getirmekte. Cenab-ı Hak bir yudumcuk ilahi muhabbete öyle bir hassa vermiştir ki, ondan nasip alan iki alemin endişesinden kurtuluşa erer. Kardeşlerim, ilahi muhabbet ile mest olan kimse, aleme haset etmekten, halkın ayıp ve kusurunu görmekten azat olur. Böylece kamilleşir ve menzili maksuduna erer. İşte bu da aşk-ı safi, hubb-u ilahidir. Bir mürşid-i kamil, manevi tasarrufla müritlerini kendine bağlar. Onları süfli alakalarından kurtarıp ulvi bağlantılarda derinleştirir. Böylece kendisi ilahi aşkın basamağı olur. Şeyh Sadi Şirazi Gülistan'ında Mürşid-i Kamil'in bu tasarrufunu şu hikaye ile anlatır. Bir gün hamamda dostlardan biri bana güzel kokulu bir kil, yani temizleyici toprak parçası verdi. Kile sordum, amübarek, sen misk misin, amber misin? Senin gönül çekici güzel kokunla mest oldum dedim. Kil bana şöyle cevap verdi. Ben bir gülün toprağıyım. O gülün toprakları seher şebnemleriyle dolar. Benim üzerime ağlayarak damlardı. Ben bu yaşlarla hamur gibi yoğrulurdum. Ben aslında alelade bir kilim. Bu koku onundur. Üzerime şebnemleri damlayan gülün kokusudur. Kardeşlerim, Cenab-ı Hak kainatı insan için yarattı. Karada, denizde ve havada bütün eşyayı insanın emrine amade kıldı. Buna mukabil dağların ve göklerin taşıyamayacağı ilahi emaneti insan yüklendi. İnsan kendisine ve kainat manzumesine ibret nazarı ile baktığı zaman dünya hayatını nasıl yaşaması gerektiğini düşünmeye mecbur kalır. Hayatı ciddi bir tefekkür ile yaşaması icap eden her insanı en çok alakadar eden gerçek ölüm hadisesidir. O muhteşem veda insan için ne büyük bir ibret tablosudur. Ölüm dünya hayatında sadece et ve kemikten meydana gelen toprak yapısını, yani nefsaniliğini geliştirip ruhani yapısını cılızlaştıranlar için ne hazin bir sondur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya hayatını tarif eden bir hadis-i şerifte, dünya benim neme gerek, benim halim dünyada bir ağaç altında oturup gölgelenen, sonra da yerini bırakıp giden binitli bir yolcuya benzemektedir buyururlar. Ya Rabbi, muhabbet ve rızan, saadet ve cennetlerimiz olsun. Amin. Aziz kardeşlerim, bir sohbetimizin de böylece sonuna geldik. İnşallah bir başka sohbette buluşmak ümidiyle bütün günleriniz, geceleriniz hayırla geçsin efendim. Esselamu aleyküm ebeden daimen.